Şimdi burada ben de bir katkı yapmak isterim. O da şu. Şimdi iki bakanın açıklaması Türkiye'nin kararlılık seviyesinin daha üst noktaya çıkardığını gösteriyor. Hatırlarsanız Gaziantep'te bir kına gecesine yapılan saldırıdan sonra orada canlı bomba eylemi olmuştu. Kaç Türkiye yıldan? 2016 yılında Ağustos ayında. O sabrımızı taşıyan. O zaman damlaydı Türkiye zaten. terörle mücadele konseptini değiştirdi, yerinde Aynı ve anda. etkili. Kaynağında terörle mücadele konseptine geçti. 15 Temmuz olmasına rağmen 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra Fırat Kalkan 40 harekatı ya. başlatıldı. Abi, 40, Ardından Zeytin Dalı. O zaman da ve Barış böyle Pınarı. vuracağız, çekilin filan dendi mi? Cumhurbaşkanı ilk bir gece gecansız gelebilir. Orada mı orada söyledi? Bab sabrımızı evet. zorluyorsunuz dedi ve barış Pınarı Büyük harekatına Amerikalılar şiddetle karşıydı ama tabii. bir baktılar ki Türkiye'ye girdi. Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri çekilmeyi tercih etti. Burada da bakanların bu açıklaması bir devlet kararı. Ha, şu yürü. Çok belli. Çok, çok belli. belli. Tabii tabii. Şimdi çok. Türkiye evet. hem Irak sadece Suriye değil, hem sonra. Irak hem Suriye. Irak'ın bir avantajı var. Biz Irak devletiyle konuşuyoruz bunlar. Yani ya sen gir ama senin imkanın yoksa biz girip temizleyeceğiz. Çünkü son dönemde özellikle Süleymaniye'de KYB, Bafıl Talabani PKK'ya bir alan açmış Amerikalıların etkisiyle. Bakın Süleymaniye'de Arbat Havalanı'nda bir patlama oldu. Orada gördüğünüz havalanı ama orada PKK'ya drone eğitimi, kamikaze drone eğitimi ve İHA eğitimi verdikleri ortaya çıktı. Yani biz ne yaptık? Havalanla Süleymaniye uçuşu kapattık. Şimdi Irak'ta bir yapılanmalar var. İşte üç gündür vuruluyor oradan. Etkisiz hale getiriliyor. Abi traktör kullanamayan adamlara paramotor kullanmayı tabii, öğretmişler ya. Şimdi Suriye'de de bu açıklamadan sonra. Amerikalılar. Hakan Bayrakçı'nın dediği nokta önemli. Şimdi Amerikalıların orada askerleri var. Rusların da var. İranların da var. Şimdi bunlar devlete derler ki bak şu 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 koordinatlarda bizim birliklerimiz var. Ya da tesislerimiz var. Bu koordinatlar vurulmasın. Türkiye'de ya yani bir şunu mu diyorsun ben tam anlamıyorum. De, bir, bir temas kurulmuştur kurulur. Amerikalılar. Onlar oradaki mutlaka kurulmuştur onlar, Ahmet Bey. O, Ahmet Bey benim aldığım bilgi. Nokta olarak hedefler tespit edilmiş durumda. Petrol kuyuları. Peki sen de doğal gaz kuyuları sen de Melik gibi 24 saat dolmadan bir harekat bekliyor musun? Ben zamanlamayı bilmiyorum ama askeri boyutuna girmemek şartıyla nokta olarak hedeflerin belirlendiğini doğal gaz, <laughs> petrol, onlara eğitim verilen tesisler, onların toplantılar yaptıkları mekanlar koordinatlarıyla belirlenmiş durumda. Zamanlamasını ve hare bir tek askeri tek şey hareket kayda... boyutunu bilemiyorum. Peki sen bu, bu. fidan bir, bir bir şey söyleyeceğim. Hakan Fidan ve Yaşar Güler'in bu dikkat çeken uzak durum vuracağız açıklamasından sonra Ankara'da herhangi bir yetkiliyle temasta bulundun mu? Sadece e, bu nasıl bir toplantıdır diye sordum. Bu bir eşgüdüm toplantısıdır dediler. Zaten bir eşgüdüm devam ediyor. Teröre karşı. Ha. Teröre karşı. Bir de bu, Ankara'daki terör saldırısından sonra Oluşan teyakkuzla ilgili bir şey değil mi? Evet, bir de şey oldu hatırlarsanız hastanede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yapmıştı ilk olarak evet. yaralanan Ondan önce de bir güvenlik toplantısı yapılmıştı. Yani Yine Ankara'da bu, bu kişilerle mi? Evet, Ankara'da o fotoğrafı verilmedi bunun da fotoğrafı. Ya verildi. bir de şu var Abdülkadir normal yani. E, o, Onur senden bir ricada bulunacağım. En başta ekrana getirdiğimiz o toplantı fotoğrafını bir, bir daha yansıtır mısın ortaya? Yani Abdülkadir hem Melik evet. hem Abdülkadir Ankara'yı iyi bilirler. İkisine de soracağım. Şimdi ya beni göstermeden verirseniz bu fotoğraf e, bir yöntem midir bu fotoğrafın verilmesi? Hatta şöyle yapalım arkada varsa eğer. Yani bu bir, ben bunun da bir mesaj içerdiğini. Evet Ahmet Bey bu. Bir gelsene bu. Evet bu şöyle. Milli Savunma Bakanı makam odası burası. Neresi burası? Yaşar Güler Yaşar Paşa'nın odası. Özellikle ha bu toplantı Yaşar, Yaşar Paşa, Savunma Bakanlığında. Evet. Karagah'ta. Milli Savunma Bakanının şeyi makam, makam odası. Peki özel evet, evet. çalışma alanı. Burada diğer tarafta da büyük yuvarlak bu taraf var. haritaların yer. olduğu yer. Burada belli ki fotoğrafı buradan vermeyi tercih etmişler. Peki Böyle bir fotoğraf hatırlıyor musun sen? Hani böyle verirler miydi? Bu, bu verilmezdi. Ben hiç hatırlamıyorum. Bu kararlılık vurgusu mu? Bir ben bir tek şeye var klasik hani şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı güvenlik zirvelerinde. O bile o artık. Onun artık. dışında yok. Ha burada ben böyle hani Hayır. Bir <laughs> böyle o meydan yok. okumayı bir, e, pekiştirme maksatlı bir, kararlılığı peki. İki tane şey var sadece. Hakan Fidan'la bit başkanıyken Hulusi Akar'la verdiği bir de Çavuşoğlu ha, bu boyutta değildi o. Hayır, değil i̇lk değil. İlk kez verdi. Böyle geniş bu fotoğraf ilk. ilk. Evet, bu ilk kez ilk. verdi. Peki siz ben Hakan Bayrakçı'ya da soracağım da bu böyle askeri anlamda, askeri diplomasi anlamında bunun bir anlamı var mıdır bu fotoğraf karesinin? Yani salt askeri olmadığı anlaşılıyor. Yani bu devletin güvenlik bürokrasisinin eşgüdüm koordinasyon toplantısı. Fotoğrafın verilmesi diyorum. Ya devletin güvenlik bürokrasisi oturur, sabah akşam toplantı yapar, konuşur, görüşür. böyle hani bir meydan okuma fotoğrafı gibi geldi bir bana. Bir meydan okuma fotoğrafı. Tam olarak tabiri bu. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani biz vuracağız. Biz Güven Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik bürokrasisi karar aldık ve bu kararı uygulayacağız demektir. Onun için de bunu verdiler. Ben şimdi şaka şeyde... yapmıyoruz yani bunun anlamı şaka yapmıyoruz demektir. Biz ge gelirken ben Melik bir... sen de gel. Tabi Burada Gelirken Sonra Abd Abdülkadir, Abdülkadir Selvi ile konuşacağım tabii, tabii. Abdülkadir abi de vardı. Ben hani bir e, önemli birini aradım. Fotoğrafı sordum. Hani ha bu sordun bir... mu? tabii tabii. Abdülkadir abi de vardı. Ha. Sordum. Dedi ki e, bu fotoğraftan sonra Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaya bak. Bu fotoğraftan bu sonra mı yaptı açıklamayı? Tabi. O fotoğrafı, bu fotoğrafı. Bir, bir dakika, bir şeyi Aha. zamanlamayı, evet, evet, evet. zamanlamayı evet. konuşalım. Şimdi önce buraya, burada oturuyorlar, fotoğraf veriyorlar. Evet. Hakan Fidan açıklama yapıyor. Sonra Yaşar Güler. Sonra toplantıya mı geçiyorlar? bir de kendi ara. Bu bu toplantı sabah yapılıyor, öğlene doğru mu servis ediliyor. Fotoğraf edin? sonra servis ediliyor. Ha sonra servis. Tabii, tabii tabii fotoğraf sonra. Ha, o zaman şöyle oluyor olay. Toplanıyorlar, konuşuyorlar, kararlaştırıyorlar. Önce Hakan Fidan'a sen açıklama yap. Ah. Sonra Savunma Bakanı Yaşar açıklama Paşa. yapsın. İki açıklamayı peş peşe yapın. Aynen öyle. Yani bu fotoğrafın arkasından e, alt metni o açıklamadır dedi. Ben hani yeterince açıklayayım. Bir daha Olur söyle. Ne dedi? Bu fotoğrafın alt metni Hakan Fidan'la e, Yaşar Paşa'nın yaptığı açıklamadır dedi. Ahmet Bey Bundan önce de toplantı yapıldı. Ama o toplantıdan toplantılar fotoğraf, servis yapıldı. Edilmedi evet. Servis edilmedi. Mesela hangi ne zaman? Mesela İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hastanede yaralı polislerimizi ziyaret ettikten sonra hastane kapısında açıklama yaparken e, İbrahim Kalın, İbrahim MİT Başkanı Bey da yanındaydı. yanındaydı. Bir toplantıdan çıkıp birlikte gittiler ziyarete. Belki benzer bir, toplantıda bir toplantıdan. Evet, Olabilir Bu fotoğraf özellikle Devletin kararlılığı ve işgüdüm halinde çalıştığını göstermek için servis edilen bir Bu fotoğraf. Bu fotoğrafı sosyal medyada hangi kurum yayınladı? Milli Savunma Bakanlığı. Tabii, tabii. Milli Savunma, ha, Savunma o, Bakanlığı. Savunma Bakanlığı. Başka orası, bir orası ya? Ev sahibi Milli Savunma Bakanlığı. Ev sahibi orası. İkincisi evet, açıklama tabii. dikkat ederseniz cümleler birebir aynı. Hatta kelimeler tabii, aynı. Tabii evet. tabii. Aynı. Çok, Çok önemli. Şimdi buradaki... Nokta ya şu. Bu da kararlaştırılmış. Bu da abi, çok abi, 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 üzerine abi. Çalışılmış. çalışılmış. Hedefler de üzerine çalıştırılmış, netleştirilmiş. Şimdi bu ilanı yapıldıktan sonra <laughs> orada askeri varlığı olan ya da sivil varlığı olan ülkeler koordinatları bize verecekler. Arkadaşlar devam edeceğiz. Ya. Fotoğraf kalsın, bu fotoğraf, ikiniz tamam. burada kalın. Bir ha. reklama gideyim, reklamdan sonra. Bu fotoğraf aksiyonel bir fotoğraf. Tamam, neden aksiyonel? Açıklayacaksın ama... Buradan ayrılmayın reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Ee, Yunus Baksoy Washington'da. Baba. Biz stüdyodayız. İki bakanın yaptıkları e, açıklamaları konuşuyoruz. Uzak durun. Vuracağız açıklaması. E, özeti bu. Ben bir katkı sunabilir miyim? Öyle bir tarif ettin ki. Kısaca özetledim, değil mi? Evet. <laughs> evet, yani duygularını da anlıyorum o sırada yani. Ay, uzak durun, vuracağız yani söyledikleri bu bir bir cümleyle evet. özetlemek. Zaten bak, bravo o, Onur da gayet güzel. Deminden beri bu özeti koyuyor. P, fidan'dan <laughs> ABD'ye uzak durun, vuracağız. Ya da isterseniz durmayın. Duaya da isterseniz <laughs> Şimdi son üç günlük diplomasi hani dediniz ya alt kademede diplomasi anladığımız kadarıyla son üç günlük diplomasi de aslında. Ee, hani hedefler belli. Ee, çünkü çok aylardır bunun üzerinde çalışıyorlar. Sürekli çalışıyorlar. Ama aynı zamanda dost unsurlar olarak tab tabir eden üçüncü tarafların yerlerinin de koordinatlarını aldıklarını düşünüyorum. O yüzden çıkın diyorlar. Evet. Tamam. Ben sizinle e, tekrar yani nasıl bir harekat icra edilecektir evet. sorusuna tekrar cevap arayacağım sizinle. Tamam. Bir bekleyin lütfen. Tamam. Ee, şimdi önce Abdülkadir Selvi ve Melik Yiğitel Ankara'daki e, haber kaynaklarıyla temasa geçtiler. Şu toplantının trafiğini de tam olarak ortaya çıkardılar. Bana hanginiz anlatmak istersiniz? Bu toplantı sabah saatlerinde yapılmış bir toplantı. Yani Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, MİT Başkanı İbrahim evet. Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel ve Genel Kurmay Başkanı Metin, Metin Gürak. Gürak Paşa. Metin Gürak. Sabah toplantı yapıyorlar. Kaçta? Saatini bilmiyorum. Ama saat 14:30'da Hakan Fidan açıklama yapıyor. Birebir aynı açıklamayı saat 17'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapıyor. Bir dakika. Önce Hakan Fidan kaçta yapıyor açıklamayı? 14:30 Gibiydi, evet. yapıyor. Evet. Sonra Yaşar Güler kaçtı? 17'de 17. açıklama 17. yapıyor. Ama toplantı sabah yapılıyor. Sabah yapılıyor. O evet. zaman şöyle oluyor. Ee, toplantıda oturuyorlar, konuşuyorlar. Ne yapacaklarını kararlaştırıyorlar. Herhalde Cumhurbaşkanı'yla da önceden yapılmış bir görüşme de var. Tabii. tabii. Ee, Cumhurbaşkanı'yla Ahmet Bey şunu da söyleyeyim. Ee, 1 Ekim'deki e, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısından sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlık bilgi veriyor. Gelişmelerle ilgili anlık takip ediyor. Bu koordinasyonla ilgili bir gün önce de yine bu toplantı yapılmıştı ama fotoğraf verilmemişti. O toplantı öncesinde de sonrasında da mutlaka Cumhurbaşkanı ile temas halinde oluyorlar. Bugün de Cumhurbaşkanı'nın dikkat ederseniz öğlene kadar programı yoktu. Yoktu. Evet. AK Parti grup toplantısı yapılmadı. Öğleden sonra partiye geldi. Partiye geçti. Bunlar bir eşgüdüm halinde sürdürüldü. Şimdi anladığım kadarıyla e, sabah saatlerinde toplanıyorlar. Sonra aralarında kararlaştırıyorlar. İki açıklama yapalım. İkisi de aynı olsun, benzer vurgular içersin diyorlar. Kısa olsun diyorlar. Çünkü iki açıklama da çok kısa. Iki... Ama çok ama çok anlamlı. Kısa Üç ve cümle. vurucu. Her yani de üçer cümle. Mesaj yüklü. Başka Özellikle. hiçbir fazlalık yok. Yok, yani. yok. Kelimesi kelimesi, neredeyse aynı. Ee, aynı ama hem kararlılık var, hem mesaj var. Neden mesaj var Ahmet Bey? Çünkü vurulacak Irak'ta da, Suriye'de de nokta hedefler belirlenmiş haritalara işlenmiş durumda. Sadece orada varlığı olan ülkelere biz bakın kararlıyız. Toplantımızı yaptık. Hava harekatı zaten hava harekatı devam edecek Ahmet Bey. Ya Sayın Genel fotoğraf... başkanın sağındaki zaten dosyalarda da o, da o haritalar olsa gerek. Hava harekatı devam ha, edecek. Aradaki. Kara harekatı içinde hava harekatı devam edecek. Terör örgütünün kullandığı doğalgaz, petrol, üst eğitim gibi alanlar ortadan kaldırılacak. Ama siz askeri varlığınız, sivil varlığınız varsa oradan uzaklaşın. Peki Melik, senin haber kaynaklarınla yaptığın görüşmelerde... Bir zamanlama üzerinde herhangi bir şey söylüyorlar mı? Vallahi sordum üç kere o şey cevabı hani klişe cevabı eli kulağında şimdi. Ha eli kulağında. Eli kulağında. Blandığı ifade o ama hani böyle gün saat falan şekli de. Hatta ben şey dedim şimdi şeklini sorup ama acemilik yapmayayım ama şimdi söylediği şey aslında çok net diyor. Ya bu fotoğraf bir aksiyon alma fotoğrafı yani aksiyon aldık ee, ve peşindeki o iki açıklamaya bak o fotoğrafın alt metnidir zaten dedi aslında netleşti birçok şey. Yani fotoğraf e, ne diyorsun sen ona? Aksiyon, Aksiyon. alma fotoğrafı. Evet. Şeyler de açıklamalar da. nedir diye sordum. Dedi ki o fotoğrafın alt metni Hakan Bey ile e, Yaşar Paşa'nın yaptığı açıklamadır dedi fotoğrafın alt metni. Şurada yani. Genelkurmay Başkanı'nın ve Milli Savunma Bakanı'nın konudaki saatlerden aslında toplantının hangi saatte yapılacağını görebiliriz. Sabah herhalde 10-10.30 gibi. Evet ee, evet. Sabah evet. 9-10 gibi. 9-10 gibi. <laughs> <Öyle> ben de <laughs> tam. Sayın gibi. Fidan'ın da. Şöyle. Onur bir baksana saatleri. Dikkat yerim. edin hepsinin saati görünür. Evet. <laughs> evet, görünüyor hepsinin saat. Görünüyor. şimdi Onur onu hemen bulur. Onur cin gibidir. En yakın sen Genelkurmay Başkanı. Evet. Evet, yani. Genelkurmay Başkanının. Eee saatler, saatlerde e, bir mesaj giray... veriyor mu acaba? Yani Nasıl? bu saatlerde sizce bir mesaj veriyor mu? Sanmıyorum var. ya o kadar da alt metin okuması yapmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> metin o, belli. O, alt metin, metin geliyor artık <gülüyor> o. <gülüyor> o yüzden de ben yani e, bu e, ya yaptığım görüşme ve hani bu fotoğraf peş peşe açıklama ee, çok böyle zaman kaybetmeyeceğimiz anlamına geliyor. 11'e çeyrek var gibi görüyorum diyor Onur. Bir tenaküs evet. yok mu? Bir soru sorabilir miyim? Hem Sayın Melike hem Sayın Selvi'ye. Yani şimdi bu teröristler Suriye'den sızdılar. Ama anında o aslında hava harekatı da Irak'a 3 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Evet. Yani Abi aslında... bu sorunun cevabı sende. Ben en son vereceğim. Cevabını bildiği, cevabını bildiği o, soruyu soruyor. Şu, o yüzden ben başında. Sizi teste tabi. Test evet. Ben o yüzden başında şey dedim. E, Kuzeyra her gece ansızın, Suriye bir gece ansızın. Yani o çünkü, devamlılık. Çünkü herhalde Suriye biraz daha netameli. E, netameli ama hani bir şey. E, evet evet doğru. 11, e 11 e çeyrek eçeyrek var. Bravo. Evet. Ya Onur. Acayip adamsın ya gerçekten. <laughs> Bu arada Melik Bey de Tuhaf tabloyu bir soracaktı. Geldi mi bilgi, haber? <laughs> ne, de, <laughs> ne dedin abi? Arkada bir resim var ya, tarihi resim. Gelmedi mi? Bir bak bakalım. Bakayım Bakayım bakalım. Abi. Ben tü, Bakayım Osmanlı ben. Türklerinin Çanakkale'ye ilk geçişi diye hatırlıyorum. Ama. Bakayım ben. Bilmiyorum. Son tahlilde çok iyi bir insan. insansın Nur ama en son tahlilde. E, Hakan Bayrakçı. He, buyurun efendim. Şimdi değerli arkadaşlar. Abi sizi, toplantı ya. saati birebir 10.30'da. 10.30. Bu 15 dakika sonra çekin. 15 <gülüyor> <gülüyor> resim onur. şey abi hayır, Saati Onur bilmiş e, ama yani. Hayır Demir hayır on... saat doğru değil mi? 15 dakika olmuş Tabii, başla. Evet. Başlıyor. Resim, evet, resim Türklerin Rumeli'ye geçişi tabi. Bak dedim işte. Çanakkale yani, önce, gel, önce, önce fotoğrafı gel. Yani. sonra Rumeli toplantıya geçmiş. başlamışlar. Tabii. Tabii. Şimdi yani. ben ne dedim? Tabii, tabii. Yunus. Çanakkale'den. Bak, Burası Çanakkale. Ahmet Bey bir de şeyi söyleyeyim. Burada Sadece fotoğraf için oturmuşlardır. Toplantı burada yapmaz. Bu Haritaların oldu. Bu kurgusal bir, bir fotoğraf ya evet. çok belli.